Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürecek ve sizin 4. evinizi aydınlatmaya devam edecek. Bu ay genelinde eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular, kariyer hedefleriniz ve planlarınız biraz daha önceliğiniz olabilir. Satürn 2 Temmuz'dan itibaren Kova burcundan kısa bir süreliğine ayrılıp tekrar Oğlak burcunun son derecelerine gerileyecek. Evet, yıl sonuna kadar, Aralık ayına kadar 5 ay Satürn Oğlak burcunun son derecelerinde hareketine devam edecek ve özellikle geçtiğimiz Şubat-Mart aylarında geçiş yaptığı derecelerde hareket edeceği için bu dönemde hayatınızda olup bitenleri şöyle bir tekrar gözden geçirme, toparlama imkanı da bulabilirsiniz. Özellikle hayatınızdaki sorumluluklar, görevler, kariyeriniz, işiniz, gücünüz, mesleğiniz, toplum önündeki statünüz, aile büyükleri, otorite kavramları ile ilgili konu ve kavramlarda Satürn tekrar sizden bazı şeyleri gözden geçirmenizi istiyor, bazı eksikleri tamamlamanızı istiyor bu dönemde. Evet, ay ortasından itibaren de Satürn'ün Güneş'le yapacağı zıt açı biraz belki sorumlulukları, biraz daha hayat içerisindeki görevleri, kısıtlamaları ön plana da getirebilir. Evet, 5 Temmuz'da ay dolunay fazında ve aynı zamanda bir ay tutulması yaşayacağız. 13 derece Oğlak burcundaki ay tutulması yılın 2. ay tutulması olacak, 3. ay tutulması olacak ve sizin 10. evinizde. Evet, bu ay tutulması artık son 1,5 yıldır yaşadığımız Yengeç Oğlak burcundaki tutulma döngülerinin de sonunu işaret ediyor ve artık bu ay tutulması bir tamamlanma sürecini bize işaret ediyor. Özellikle kariyerle ilgili konularda, toplumdaki pozisyonunuz, statünüz, mesleğiniz, kariyeriniz, belki medeni durumunuz, ailevi koşullarınız, bu alanlarda bu ay tutulması bir tamamlanma ve dönüşüm işaretçisi aslında. Hızlı bir şekilde ay ortasından itibaren, 12 Temmuz'dan itibaren ay tutulmasının sonuçlarıyla da karşılaşabiliriz. Yer değişiklikleri olabilir, mesleğinizde bazı önemli değişimler olabilir, bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Kendi işiniz var, belki onu kapatacaksınız ya da başka bir alanda çalışacaksınız. Tabii ki bir terfi, atama, görev anlamında bir değişiklik de olabilir. Aile büyükleriniz, ebeveynlerinizle ilgili konu ve kavramlarda bu ay tutulmasının kapsamında olacak. Onların da yaşamlarıyla ilgili konular, sağlıklarıyla ilgili genel temalar veya ailevi ilişkiler, ev yuva temaları veya taşınma, yer değişikliği gibi bazı hedefleriniz bu ay tutulmasıyla beraber artık gündeminizde biraz sonuç verebilir. Belirsiz olan konular netleşebilir. 13 derece Oğlak burcunda olacak tutulma. Özellikle 2. dekanda doğan koçlar ve yükselen burcu 13 derece ve yakınlarında olan koç burçlarımız, yükselen koç burçlarımız için önemli bir tutulma olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarda yerleşimleriniz varsa, gezegenleriniz varsa bu ay tutulmasının sizi bireysel olarak daha güçlü bir şekilde etkilemesini de bekleyebilirsiniz. Ay tutulması ile ilgili sizler için detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımdan tutulma videomuzu da izleyebilirsiniz. Evet, Mars ay boyunca Koç burcunda. Bu kuşkusuz sizin için çok önemli bir gezegen hareketi. 2 yılda bir Mars burcunuza geliyor ve sizin yönetici gezegeniniz. Bu yılın daha özel bir etkisi var. Mars yıl sonuna kadar Koç burcunda olacak. 6 ay uzun bir süre ve bu süreç içerisinde 10 Eylül ile 25 Kasım aralığında retro hareketini de yaşayacağız. Bu ay Koç burcundaki Mars sizin enerjinizi yükseltecek. Evet, ihtiyaç duyduğunuz o mücadele gücünü, fiziksel enerjiyi, motivasyonu, cesareti Mars'ın sayesinde ay boyunca bulabilirsiniz. Geçtiğimiz 2 ay Mars balık burcundayken biraz enerjiniz düşüktü. Biraz geri planda kalmayı tercih ettiniz. Ama bu ay Mars sizinle beraber artık hayatınızdaki her alanda daha mücadelecisiniz. İlişkilerde, kariyerle ilgili hedeflerinizde, ailevi konularda yapılacak işler, sorumluluklar, görevler olabilir. Ama Mars sizin bunlarla mücadele etme gücünüzü veriyor. Son derece cesur, atak, girişken bir tutumda olabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. Tabii ki Mars bu. Biraz agresyon yaratıyor. Sabırsızlık yaratıyor. Daha çabuk öfkelenebilirsiniz. Tepki gösterebilirsiniz. Fiziksel olarak da kaza ve sakarlıklara yatkın olabileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle 12 Temmuz-20 Temmuz aralığında fiziksel hareketlerinize de dikkat edin. Çok hızlı hareket etmeyin, sabırsız davranmayın, düşünmeden hemen eyleme geçmeyin. Daha kontrollü olmakta fayda var. Öfkenize de lütfen dikkat edin. Siz Koçlar zaten çabuk öfkelenen burçlardır. Özellikle Mars'la burcunuzdayken bu öfke kontrolü biraz zor olacak gibi görünüyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu ay 12 Temmuz'dan itibaren Merkür artık Yengeç burcunda retrosunu bitirecek. 12 Temmuz'dan itibaren Merkür ileri harekette. 12 Temmuz'a kadar evet biraz günlük hayatın rutinlerinde ister istemez Merkür bizi yavaşlatıyor. Özellikle ev yuva temalarında bunlar gündeminizde olabilir. Çünkü Merkür Yengeç burcunda retro hareketteydi. Evde, ailevi ilişkilerde zaman zaman biraz geçmişe ait konular sizi duygusal olarak etkiledi. Daha çok anıların etkisinde kaldınız. Çocukluğunuzla ilgili temalar, özellikle annenizle, ebeveynlerinizle ilgili ilişkileriniz biraz kafanızı kurcaladı. Çözüm yolları da bulmakta zorlandınız. Ama 12 Temmuz'dan itibaren Merkür düzelecek. Artık daha rahat ilerleyebiliriz. Artık aklımızdaki düşüncelerimizi, planlarımızı hayata geçirebiliriz. Ailemizle konuşmamız, anlaşmamız gereken mevzular varsa, bu ev taşınması olabilir, yer değişikliği olabilir, kariyerinizle ilgili mevzular olabilir, aile içerisindeki bazı konuları artık daha rahat konuşabilirsiniz, çözümleyebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar içinde 12 Temmuz'dan sonra daha rahat hareket edebilirsiniz sevgili koçlar. Ve 20 Temmuz'da Yengeç burcunda bir yeni ay doğacak. Evet, bu yıl 2 tane yengeç yeni ayı yaşıyoruz. 21 Haziran'da yengeç yeni ayı doğmuştu. Aynı zamanda bir güneş tutulması olmuştu. Şimdi 20 Temmuz'da ikinci yengeç yeni ayımız doğuyor. 28 derece yengeç burcunda. Bu yeni ay aynı zamanda güneş satürn karşıtlığı etkisinde olacak. Aslında çok net enerjiler barındırıyor içerisinde. Geçtiğimiz ay birçok gezegenin retro olması hayatımızda biraz bizi geri planda tuttu. Yani isteklerimizi hayata geçirmekte zorlandık. Ama bu yengeç yeni ayı planlarımızı, programlarımızı Satürn'ün de o ciddi etkisiyle daha rahat hayata geçirebileceğimizi işaret ediyor aslında. Şimdi sorumluluklarımız ön planda olacak bu yengeç yeni ay ile beraber. Özellikle ev alanlarımız, yaşam alanlarımızla ilgili, ailevi konularla ilgili birçoklarınız için de iş, kariyer ve geleceğinize dair belirleyici etkiler gündemde olacak. Yer değişiklikleri, taşınmalar, ev alma satma, gayrimenkul gibi konular, toprakla ilgili konular, belki ailenize ait bazı kaynaklar ve değerleri gündeme getirebilir. Yine bu tutulma, miras gibi konular olabilir. Çalışma ortamlarınızı yenileyebilirsiniz. Belki evden çalışacaksınız. Evde bir iş kurabilirsiniz kendinize. Özellikle 5 Temmuz'daki dolunayın etkisiyle kariyer hayatınızda bazı önemli kararlar alabilirsiniz dedik. Şimdi 20 Temmuz'daki yeni ay döngüsü bitişlerin ardından bazı yeni başlangıçları, hayatınızda kuracağınız yeni düzenleri, yeni sistemleri inşa etmeniz için, uzun vadeli hedefleriniz için harekete geçebilmenizi sağlayacak güçlü enerjiler de barındırıyor kendi içerisinde. 28 derece yengeç burcunda olduğu için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili koçlar. Yükselen burcunuz 28 derece yakınlarındaysa, Güneş burcunuz yine 28 derece ve yakınlarındaysa, özellikle Koç burcunun sonlarında doğmuş olmanız gerekiyor. Yani 15-21 Nisan arası doğan koçlar için özellikle önemli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Hayatınızda yenilikler var, yeni sorumluluklar var. Bir iş kurmak olabilir, yeni bir yere taşınmak olabilir, ya da ebeveynlerinizle ilgili önemli bazı kararlar olabilir. Tüm bunları bu yeni ayın takibinde bekleyebilirsiniz. 22 Temmuz'dan itibaren Güneş artık Aslan burcuna geçiyor. Güneşin Aslan'daki seyri sizin aslında moralinizi yükseltecek. Güzel bir ateş enerjisi, yaratıcı bir enerji verecek. Yaşam enerjinizi arttıracak. Özellikle ayın son haftasından itibaren Güneş'in de desteğiyle beraber biraz daha hayatın tadını çıkarmak isteyeceksiniz. Eğlenmek isteyeceksiniz, gezmek isteyeceksiniz. Aşk, keyif veren konular, romantizm, çocuklarla ilgili konu ve kavramlar ay sonundan itibaren daha fazla gündeminize gelmeye başlayacak sevgili koçlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinçokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.